Kuantum. Evet. Yani herkes biliyor. Kuantum, herkes bir şeyler söylüyor. Her yerde bir şeyler yazıyor. Evet. Çünkü çok fazla kişisel gelişim uzmanı var Evet, biliyorsunuz ki. evet. Şimdi sadece o değil, sözünüzü kesiyorum belki ama şimdi sokağa çıksanız 100 kişiye sorsanız 100 kişinin de kuantumdan haberi vardır. Evet. Ama siz bu 100 kişiye söyleyin. Deyin ki, peki kuantumu biliyorsun, hayatında ne var şu anda karışıklık? Size yüzlerce şey anlatabilir karışıklık hakkında. Demek Çözmekte ki, problem yaşıyoruz. evet, demek ki kuantum yeterince bilinmiyor demektir bu. Yani Ya da evet bilmek ben de tek çözüm değil zaten, değil mi? evet bilmek de tek çözüm değil. İşte ben sürekli güzelim, güzelim, güzelim ya da ben sürekli zenginim, zenginim, zenginim demek bunu çözmüyor. Kesinlikle. Hatta zihniniz sizin onunla şaka yaptığınızı ya da onunla dalga geçtiğinizi zannediyor. Onun için kuantum alanı dediğimiz alan orada olabilmek. Yani biraz önce de söylediğim gibi çölde yaşıyorsam eğer sadece çölde çekebilirim. Çölde en güzel şey ne varsa, ne biliyorsam çölde onu çekebilirim. Eğer ben bir çiçeksem etrafıma çiçekleri çekebilirim. Olabilirlik hali demektir kuantum hali. Yani siz bir mıknatıssınız. Mıknatıs olduğunuzu önce farkına varmanız lazım. Her şeyi çekebilme yetisine sahip olduğunuzu bilmeniz lazım. Bu da saf hale gelir. Zihin saf. Saf zihnimi kullanmış olurum. Saf zihnimi kullanmazsam eğer bunların hiçbiri kuantum alanına çok şey çekerim aslında. Bakın şimdi ben kötü bir şey düşüneyim diyelim. Kötü düşündüm. Kötü şeyleri de çekerim. İyi şeyleri de çekerim. Ama dersiniz ki bana hocam kim ister hasta olmayı? Ama siz hastalığı biliyorsunuz ve korktunuz ondan. İşte kuantum alanına pat diye çekersiniz onu oraya. Gelir. Ama bırakalım artık yani kuantum alanının fark edelim mesela ona neler çekebileceğimizi ya da nasıl bir mıknatıs olduğumuzu fark edelim. O kısmı öğrendiğimiz kısımları şöyle kuantum alanının dışına bırakalım. Ve buraya güzel şeyler çekmek için çalışmaya başlayalım. Mesela kuantum alanı çok fazla işe yarayan bir alandır ama bu alana her şeyi çekebilme yetiniz vardır. Aslında burada da işte kişisel gelişim konusundaki gibi Evet. bilinci temizlemek, bilinçaltının o saf haline dönmek ve Evet, öğrenilmişlikleri öğrenilmişliklerden vazgeçmek. değiştirmek Evet. diyelim. Değiştirmek, yer değiştirmek.